İyice Ermanfen Olmayan kanalından merhaba. Şili'de bir sessiz karanlık. Kolonya 2015. Öyle insanlar vardır ki koskoca dünyamız bile onlar için bir hapishaneden başka bir şey değildir. Çünkü onlar kainatın sonsuz boşluğunu görmektedirler. Milyonlarca yıldızı ve evreni seyretmektedirler. Ama bunların kendilerine ebediyen yasaklandığını bildikleri için idrak ettikleri şey onları düşünebilecek en büyük köyler haline getirmektir. Zamanın ve mekanın köyleri. Alamut, Vladimir Bartol. Tarihe bir göz atalım. Takvimler 11 Eylül 1973 tarihini gösterdiğinde Şili'nin tüm kaderi ABD destekli bir askeri darbeyle değişmiştir. Salvador Allende yönetimi Augusto Pinochet'in ordunun başına geçmesiyle devrilir. Kısa süre içinde Pinochet askeri diktatörlüğünü ilan eder ve kendi diktasında Colonia Dictidad, haysiyet kolonisi adında kapalı bir komün kurar. Pek çok yasa dışı ilaç ve silahın deney laboratuvarı haline gelen komün, üyesi olan insanların beynini yıkayarak onları türlü işkencelerden geçirir. Böylece sınırlarına dahi bizzat çizdiği dünyasında kendi köylerini yetiştirmeye başlar. Senaryosunu Thorsten Wenzel ile Alman yönetmen Florian Gallenberger'in yazdığı Kolonya, tarihin arka odalarında yer edinmiş ve hala tam olarak aydınlatılamamış bu gerçeklere ışık tutmaya çalışan müthiş bir tarihi drama. Allende yönetimini destekleyen Daniel Brühl ile hosteslik yapan sevgilisi Lena'nın Emma Watson, Şili'de bir araya geldikleri tarihte ülke çapında darbeyle Pinochet yönetimi ele geçirir. Allende, destekçilerin yakalanarak tutuklandığı haberini alan Daniel, Lena ile birlikte kaçmak ister. Fakat bu esnada askerlerin halka uyguladığı şiddeti fotoğraflamak isterken ikili askerler tarafından tutuklanır. Bu tutuklamanın ardından Daniel, Colonia Dignitas'a gönderilirken Lena arkada kalır. Ancak genç kadın Daniel'ı bırakmamaya kararlıdır. Bunun için de ilk olarak Daniel'ın arkadaşlarından onu kurtarmaları için yardım ister. Filmde insanlığa ilk darbe henüz başlarda yer alan bu sahnede gerçekleşir. Çünkü arkadaşları Daniel'ı kurtarmayı reddederler. Onların gözünde üstlendikleri dava bir kitle meselesidir. Kitlenin çıkarları söz konusu olduğunda bireylerin kişisel varlıklarının bir değeri yoktur. İşte filmin kurgusunda yatan gerçeklerle tamamen bu anlayış üzerine kurulur. Bir kişinin diktatörlüğü, kişilik kavramını yok etmeye yeter. Ve bu uğurda kaybedilen insanlar tıpkı yüzyıllar öncesinde Hasan Sabbah'ın Alamut'ta kurduğu Fedailer Kalesi'nde intihara veya idama sürüklenenlerin feda adı altında yüceleştirildiği gibi zamanın karanlığına sessizliğe gömülürler. Bir ikinci darbe, uğradığı bu hayal kırıklığı sonucunda her şeyi tek başına üstlenmeye karar veren Lena'nın, Daniel'ın götürüldüğü Colonia Dignitas'ın kapısını kendi elleriyle çalmasıyla gelecektir. Eski Nazi subayı Paul Schäfer'in yönetimindeki komünde yaşayan dehşet verici ve insanlık dışı olaylar, böylece Lena'nın aralanan kapıdan tüm dünyanın gözleri önüne serilir. Filmin bundan sonraki kısmında Lena ile Daniel'ın bir araya gelme ve Colonia'dan kaçma çabaları usta bir oyunculuk ve izleyiciyi diken üstüne tutan bir tempoyla anlatılır. Ancak beklenen şekilde bu kaçış süreci kolay olmayacaktır. Daniel ve Lena'nın koloni hakkında günbegün keşfettikleri sırlar onların yıllar sonra ortaya çıkmasıyla birlikte açılan belgeler gibi sunulur. Bu özelliğiyle film, izleyiciyi her an kendine bağlayan bir kurguyla sarılmış belgesel niteliğindedir. Colonia'daki insanlar Pius dedikleri sahte din adamı Schäfer'a tüm varlıklarıyla kendini adamışlardır. Onun söylediği her kelimeyi harfiyen yerine getirirler ve hiçbir şeyi sorgulamalarına izin verilmez. Kurallara karşı gelenler linç edilir. Suçların hiçbir koşulda affı yoktur. Din ve Tanrı kelamı adı altında meşrulaştırılan cinsel istismarlar, işkenceler, insanlar üzerinde yapılan kimyasal deneyler, beyin yıkama ve köleleştirme çalışmaları, bu süreçte sonuna dek tüyler ürpertici bir çıplaklıkla anlatılır. Filmi teknik olarak değerlendirecek olursak, baştan sona karanlık bir atmosferde gerçekleşen olayların izleyiciyi de kuşkusuz aynı karamsar hava içine aldığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla
yaşananlarla empati kurmak kolaylaşıyor. Kahramanlarımız dar, loş, tünellerden geçerken izleyiciyi nefessiz bırakıyor. Her an onlarla aynı bunalımı ve gerilimi yaşıyoruz. Bu anlamda tarihi nesnellikle drama dengesi oldukça yeterli miktarda ve yerinde sağlanmış. Film boyunca gerilimi ayakta tutan ve sonu bir türlü gelmeyen terslikler, Kolonya Dignidad'da yaşanan olayların dehşetini, böylece izleyicinin de bir nebze deneyimlemesini sağlıyor. Filmin yaşattığı bu deneyimin ardından galiba en üzücü şey tüm bunların gerçek olayları ayna tutuyor olması. Döneme ait belgeleri karıştıracak olursanız, tüm bu insanlık dışı suçlara neden olan Pinochet'in yalnızca ev hapsine, Schaeffer'in ise 33 yıl hapse mahkum edildiğini göreceksiniz. Üstelik filmin sonunda verilen tarihi bilgi ve açıklamalarda tüm bu yaşanan skandallara rağmen Şili'de durum hala değişmedi ifadesinin yer alması, insanlığın merdiven altında attığı daha nice karanlık suç bulunması gerçeğiyle bizi bir kez daha acı bir şekilde yüzleştiriyor. Oldukça çarpıcı iddiaları su yüzüne çıkaran Kolonya, duyarsızlığın, suskunluğun, kabullenişin vebali olarak hepimizin bedelini ödemesi gereken bir insanlık gerçeği. Belki kanserden değil. Ama Pinochet darbesiyle zehirlenerek öldürülen Neruda'ya kulak vermek gerekir. Hayatta hiçbir zaman bir başkasına tüm benliğinle güvenme. Çünkü hiç kimse sana tüm benliğiyle görünmez. Film videolarımızın devam etmesini istiyorsanız kanalımız DJ Erman Fenomen'e abone olmayı unutmayın. Yeni, mutlu ve sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Esen kalın.